Arı Doğu Beyazıt'a geldik. İshakpaşa Sarayı'na. Ama bugün 15 Temmuz olduğu için maalesef kapalı. İçeri giremeyeceğiz. İnanılmaz bir saray burası. Yapımı yaklaşık 99 yıl sürmüş. Topkapı Sarayı'ndan sonra Türkiye'deki en görkemli, en önemli ikinci saray burası oluyor. Çok güzel işlemeleri var. Dünyadaki ilk kalorifer sistemlerinden biri burada oluşturulmuş. Şu gördüğünüz Ahmedi Hani Türbesi ve Doğu Bayazıt Kalesi'nin kalıntıları. Keşke açık olsaydı, girebilseydik. Yani bu sarayın yapımında Türkler, Kürtler, İranlılar, Ermeniler, bütün milletten mimarlar çalışmış. Şurası zindan. Bu sağ taraftaki odalar da burayı koruyan askerlerin kaldığı odalar. Ve şurası depo. Bu zindanla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Hapishaneyle ilgili hükümlerin suçlarına göre güneş ışığı aldıkları bir sistem oluşturmuş orada. Eğer hükümlünün suçu ağırsa az güneş alıyor odası. Eğer hafif suçluysa biraz daha fazla alıyor. Maalesef gezemedik ya. Çok üzüldüm valla. Burası Ahmedi Hani'nin Hazretleri'nin türbesi ve camisi. Sarayın Ahmedi Hani cami ve türbesinden görünüşü bu şekilde. Bayezid Kalesi ve Bayezid Camisi. Camiye giriş yapamadık çünkü kilitli kapısı ve çok kirli, bakımsız kalmış maalesef. Evet, kale kalıntıları. Buradan da İshakpaşa Sarayı'nı çekip gidelim. Şu karşıda görünen ovanın içine kurulu yerde Doğu Beyazıt. Eskiden şehir şurada kuruluymuş. Şu sarayın etrafında kuruluymuş. Yani şu anda Doğu Beyazıt merkezdeyim. Burada pazartesi resmi daireler gibi birçok iş yeri kapalı sanırım. İshakpaşa Sarayı pazartesi kapalı olduğu için gelen turist sayısı az oluyor. Ondan dolayı burada da birçok iş yeri kapalı oluyor pazartesi günleri. Burası Doğu Bayazıt pasajı. Bütün İran ürünlerini burada bulabiliyorsunuz. Bu pasajda hemen hemen İran'a ait her şeyi bulabiliyorsunuz. Bunu Van'da da çekmiştim. Rüşur taşı diye geçiyor. Sanırım yüz beyazlatma için kullanılıyor. Çeşit çeşit basmati pirinçler var. Kaçak sigaralar, kaçak çaylar. Yani şekerlemeler. Şunlara baksanıza ya. Ne kadar değişik değişik sigaralar var. Milano. Senatör. Bunların fiyatı ne acaba ya? Çeşit çeşit nargileler var. Hediyelik eşyalar, magnetler. Termoslar. Şu termoslar ne kadar acaba ya? Çaydanlıklar. Çeşit çeşit çaydanlık. Burada ayakkabılar da var. Marka ayakkabılar. Muhtemelen imitasyondur. Bardak altlıkları vesaire, tütsüler, tablolar. Şuna. Bunda da hepsi var o yüzden. Her şey var bu pasajda ya. Şuraya baksanıza. Abi şunlar ne kadar? Kaç? 600. 200 TL. Şunun fiyatı 200 TL'ymiş. Bu bende var yani yaklaşık 16 saat falan sıcak tutuyor.
Bunlar İran mı? İran, Irak. Karışık. Şunlar ne güzelmiş ya. Bunlar ne kadar? 350. Şunun fiyatı 350 lira. Şu gördüğünüz otokılıfları İran'dan geliyormuş. 1600 TL ile 6000 TL arasında fiyatları değişiyormuş. Çok ilginç bir pazar ya. Her şey var abi, her şey. Aslında asıl pasaj pazartesi günleri kapalıymış. Yani bu bulunduğumuz alan pasajlar bölgesi. Asıl pasaj pazartesi günleri kapalıymış. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam, abi hoş geldin. Fiyatını söyle, bir de tanıt. Bunlar hep şey mi? Bunların şimdi, hepsi İran ürünleri mi? Ürünler hep İran'dır. İran'ın İsfahan kentinde yapılıyor. Hepsi kilim çantalardır. Kilimler evlerde örülüyor. Makineyle kesilip bu hale getiriliyor. Şu gördüğünüz orta boylar, şunlar, şu raftakiler, şurada. Bir de şu raftakilere bir bakın. Bu gördüğünüz kilimler, kilim çantaları hepsi 250 TL'dir. Orta boy diyoruz bunlara. Şu mesela bir büyük boydur. Bu 350 TL geliyor. Şu terme dediklerimiz. Bak şu boylar. Bir de şurada. Bunlar 250 TL. Bunlar da İran'dır. Bir küçük boyları var 150 TL. Şunlar. Şöyle şu tarz terme var. Bunlar da aynı 250 TL. Renkleri değişebiliyor. Şunlar ne? Hangisi? Şunlar. Bunlar üçlü çantadır. Bunlara üçlü set diyorlar. Üç tane iç içedir böyle. Böyle üç boydur. Bak şöyle bir boy. Şöyle iki boy. Şöyle üç boydur. Evet. Böyle üç tane boyu 200 TL'dir. Üç tanesi 200 mü? Üç tanesi 200 TL. Bedava. Ha, bedava. Bedava gibi. Şöyle sırt çantaları var. Çok güzel ya. Bak sırtlar var. Sırtlar 300-350-400 arası değişiyor. Aradaki farklılık da şeydendir, kiliminden dolayıdır. Öyle mi? Tabii kilimdendir. Bak şunlar da üçlü setlerdir. Bu da böyle üçlüdür. Bu da böyle üçlü gördüğünüz gibi. Bunlar makyaj çantasıdır. Öyle mi? Hı hı. Bunlar bir kare olan var. Şöyle kare olan var. Şöyle üçlüdür. Hı hı. Dışarıda zaten dışarıda da var. Buna kare olanlar var. Bir de yuvarlak olanı var. Evet. Bu da yuvarlığıdır. Bunlar da 250 TL'dir. Öyle mi? Ya hı-hı, en uygunu bunlar abi. Bunlar niye çok uygun anlamadım. Halbuki yani onlar yani. Hacmi büyüktür aslında da. Yani bu şunlar kilimdir. Bildiğimiz ha, bildiğimiz kilimdir ama bunda naylon karışımı var. Şimdi bu kilim şey değil. Bunlar oluyor mu? Bozulma. Hayır. İyi bozulmaz. Onu makinede de yıkıyor biliyorsunuz. Renginde karışım da olmaz, bozulma da olmaz. Hiçbir sıkıntısı yok, rica ederim. Dükkanı çok güzelmiş. Büyük pasaj değil mi burası? Büyük Beyazıt pasajı. Büyük Beyazıt pasajı. 33 numara Alkan Ticaret. 33 numara Alkan Ticaret. Evet. Yolunuz düşerse oraya bilirsiniz. Hayırlısı, evet. Pazarlık da yapsınlar mı? Pazarlığı var tabii tabii. Tamam, bütün pazarlık. Ürünlerin pazarlığı var, yok değil. Pazarlığı unutmayın. Şunlar da aynı üçlü settir. Ha. İçinde iki tane boy daha var. Ha. Yani bu en büyük boydur. Bunun içinde iki boy daha var. Onlar da var da asıl şey burası herhalde. Buradan bu buradan çoğunlukla gidiyor evet. Çoğu buradan Van'a gidiyor. Bir de bu insanın esnafı gidip tam yerinde İsfahan'da üretildiği yerden alıyor. Öyle mi? He, ucuza mal ediyor yani. Şöyle uyku tulumları da var. Bak şunlar da uyku tulumudur. Öyle mi? He, bildiğimiz uyku tulumu. Bu da şeyden. Çok mükemmel, su geçirmez, kaliteli bir şey. İran'dan geliyor. Bu da İran'dan geliyor. O ne kadar? Bu 650 TL. Vallahi ucuz. Çok kaliteli bir üründür. Su da geçirmiyor. Çok da kaliteli bir ürün. Şeyi gördüm burada. Fiyatı çok uygun. Termos gördüm. Termos da var evet. Termoslarımız dışarıda belki dizmişiz şurada. Bakalım. Ha. 2,5 litre 750 TL. 2,5 litre. Hı-hı. Çeşit ürünler var ya. Çatal kaşlı setimiz var. Evet. Bunlar da mı İran'dan? Bunlar 900 TL evet. İran'dan geliyor. Bunlar 900 TL. Şöyle dönüyor. Güzelmiş. Rica ederim. Başım gözüm sana. Burada bir pazarlık falan yapıyor musun? Olur olur. Tabii tamam. Ki. Teşekkür ederim abi. Çok sağ ol ya. Çok sağ ol. Burası Doğu Beyazıt'ta pasajcılar bölgesi olarak geçiyor. Büyük Beyazıt pasajı, Ahmet Yahani pasajı. Birçok böyle pasaj var. Yalnız şöyle bir şey. Pazartesi birçok yer kapalı oluyor. Bilginiz olsun. Pazartesi gelmeyin. Burada Ahmet Yahani Sarayı.
pazartesi kapalı olduğu için sanırım birçok işletme pazar günü açmıyor. Bilginiz olsun. Burası Doğu Bayazıt'ta bulunan İnegöl Sokak. Burası trafiğe kapalı. Doğu Bayazıt'ın en kalabalık caddelerinden, sokaklarından biri. Doğu Bayazıt'ta bulunan İnegöl Caddesi üzerinde evin restoran, yemek yemeye geldik buraya. Şey yok. Nasıl söyleyeyim? Abi göz köfte bulamadım. Bugün pazartesi olduğu için yöresel yemek az yapılmış. Asıl yapan yerler de kapalı. Biz de buraya geldik. Deneyeceğiz bakalım. Güzel bir yere benziyor. Yemekleri falan güzeldi. Et döneri var. Abi bu koyun mu dana mı? Dana. %100 dana mı? Hiç koyun kuzu yok mu içinde? Kuyruk yağı var. Efendim? Kuyruk yağı var biraz. Porsiyonu ne kadar? Porsiyonu 150. 150. Tamam, teşekkür ettik. Şu anda evin lokantasındayız. İnegöl. Tam video çekimi yapacakken benim şarjım bitti. Ya gerçekten inanılmazdı yani. Ben çok beğendim yemeklerini. Doğu Beste gelirseniz buraya uğramanızı tavsiye ederim. Efendim? Öyle mi? Ha, üçüncü taktığınız. Sabah taktığım öğlen bitti. Öğlen taktığımız üç falan bitti. Onu da burada taktık yani. Bu üçüncü taktıkları dönermiş. Valla ben çok beğendim. Burada abligor köfte falan da varmış. Bozbaş mı? Bozbaş. Abligor da varmış. Doğu Beste gelirsiniz buraya uğramanızı tavsiye ederim. Kolay gelsin abi. Hoş bulduk, sağ ol. Abi teşekkür ettik. Ne kadar tuttu? 500 lira. Bizim o gördüğünüz masa resim koyacağım. Video çekemedim. 550 TL tuttu. Yani bence güzeldi yemekleri. Çok güzeldi. Ben çok beğendim. Ben yedim sattım. Yani biz iki kişi onunla çok fazla doyduk. O gördüğünüz resimdekilerden. Sence nasıldı Kadir? Çok güzeldi. Ha? Çok güzeldi. Bence de. Çorbası çok güzeldi. Çorbası harikaydı ya. Girar çorbası harikaydı gerçekten. Buraya gelirseniz tavsiye ederim. İnegöl Caddesi'nin üzerinde. Bu arada yani Doğu Bayazıt bir ilçe gibi değil, böyle doğuda bir il gibi aslında, böyle çok canlı mekanlar falan çok güzel, böyle bir kalabalık var sürekli. Gerçi buraya çok turist geliyor. İshakpaşa Sarayı tam karşıda zaten. İshakpaşa Sarayı, İshakpaşa Sarayı'na yerli yabancı birçok turist geliyor. Bir de burada İran'dan dolayı bir ticaret var. O da bu İlçeye bir can vermiş açıkçası. Şimdi burada bir tatlıcı var, Hikmet Usta. Onu çok övdüler. Hikmet Usta'dan da tatlımızı alalım. Deneyelim bakalım. Hikmet Usta'ya geldik. Şimdi burada birkaç çeşit tatlı var ama sanırım en meşhur tatları şu. Bir içeri geçip soralım bakalım. Kolay gelsin. Sizin bir meşhur tatlınız varmış. Kaynak tatlısı mı? Vallahi bilmiyorum, şu muydu acaba? Evet. Vallahi taş kadayıf bence ama. Taş kadayıf nerede asılacağım? Bitti. Öyle mi? Bitti. Yapacak bir şey yok. O zaman bize şunun adı ne? Ceviz kızma tatlısı. Tamam, bir tane ondan alalım. Tamam. Bu ne? Ceviz halka. Ceviz halka. Fıstık halka, sade halka. Tamam, bir ceviz halka, bir tane ondan, ikişer tane de tulumba koyarsanız bir gidip deneyelim. Çaycanda oturup çayla yeriz. Çayımız geldi. Harun Çayı'ndayız. Harun Çayı evi. Bu çay 5 liraymış. Yanında limon da getiriyorlar ve kıtlama şeker. Bakalım bunun tadı nasılmış ya. Bismillah deyip. Bu neydi? Hurmalı cevizli. Hurmalı cevizli diye bir tatlı. 15 liraydı. Güzel. Bence güzel. Dışında da susam var. Fena değil. Susam varsa güzeldir. Hmm. Bu da cevizli tulumba. Yani cevizli tulumbası normal de. Ben bunu beğendim. Sen de beğendin mi? Güzel. Çaylarımızı içelim. Abi çok ucuz bir yer ya. 5 lira çay olur mu ya? Gerçekten ucuz bir yer. Susam çok yakışıyor tatlıya. Kadir beğenmiş. Susam tatlıya çok yakışıyor. Kadir beğenmiş. Bence de güzeldi yani. Denenebilir.
Bunları yiyip Mıldır'a doğru yola çıkacağız. Eğer Ağrı'ya gidersek bu videoyla Ağrı'yı birleştiririz. Şimdilik hoşçakalın.